Merhabalar ben Onur Can Yenilmez. Kanalımda yaptığım tarzdaki videoları beğeniyorsanız abone olmayı ve abone olduktan sonra bildirimleri açmayı, bildirimleri açmak benim için çok önemli. Unutmayın ve videoları da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bu arada yine virüsün de çok fazla arttığı dönemlere girmiş bulunmaktayız. Karantina süreçleri de artık yeniden başladı. Lütfen kendinize ve sağlığınıza dikkat edin. Bu virüs şakaya alınacak bir virüs değil. Bu videoda soru cevap yapacağız. Daha önceki videomda Söylemiştim bazı sorular sordunuz. Bunu cevaplayacağız. Bayağı da, da soru cevap yapmıyorduk. Ee, güzel bir sohbet videosu olsun istedim bu video için. Feyzoş Bursa sormuş. Bu videoları yaparken korkuyor musun ve cece rüyana giriyor mu? Ya yani videoları yaparken korkmuyorum. Zaten korksam devam edemem, yapamam yani. Zorlanırım bu konuda. Ama gece rüyaya girme konusu evet gece rüyama girdiği oluyor. Ee, bazen mesela bir katil tarafından öldürülüyorum. Hani rüyada şey olur ya koşmak istersin, koşamazsın, kaçamazsın. Ben de bunlardan kaçamıyorum. Bazı öyle kötü rüyalar gördüğüm oluyor tabi Yani bir anda kanter içinde tam birisi beni öldürürken uyandım birkaç kez oldu. YX X Large bir soru sormuş. Abi kirli 12 bünyesinde mi çalışıyorsun veya bir bağlantın var mı? O bünyede çalışmıyorum. Zaten öyle bir çalışma grubu değil. Bir network grubu bu. Bağlantım var. Şöyle bir bağlantım var. Efe Aydal'ın kurduğu bir şeydi bu. Network grubuydu. Efe Aydal'ı da takip ediyordum zaten YouTube'dan. Bir gün kendisi böyle bir network kuracağını ve burada da iyi video yapanları birlikte toplayacağını ve insanlara işte birbirinden paslaşabilecekleri bir network alanı oluşturmak istediğini söylemişti. Ben de buna kendi kanalımla katılmak için bir talep gönderdim ve faydalı da beni bu kirli 12 grubuna dahil etti. İşte burada çok değerli insanlar var. Çok değerli insanlarla tanıştım. Mesela Diamond Tema var. Diamond Tema gerçekten çok çok iyi kanala sahip olan birisi. Bana da çok destek oldu kendisi. Çok teşekkür ediyorum ona da ayrıca bir daha buradan. Yani Kirli 12 böyle bir grup. Yani bir çalışma grubu değil. Bir destek grubu. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Soru sormuş. Efe Aydalı tanıyor musun? E, az önceki işte soruyla biraz yakın bir cevap vereceğim bu Efe Aydalı tanımıyorum. Efe Aydalı'yla bu yolla tanıştık. Yüz yüze birebir olarak tanımıyorum kendisini. Tanışmak isterim tabii ki. Y X Sarçı'dan Özgür Dengiz ve Yavuz Yapıcıoğlu ile ilgili videosu ile ilgili bir istek gelmiş. Bunları da yapacağım merak etme Yavuz. E -Y X Sarçı pardon. Bunları da yapacağım merak etme. 300 Yüz şöyle bir soru sormuş. Çözülememiş cinayetlere daha ağırlık vermeyi düşünüyor musun? Çünkü içlerinde cizam olduğu için daha heyecanlı bir seyri oluyor seri katilleri ziyade. çözülememiş cinayetler benim bu kanalda en sevdiğim serilerden birisi. Seri katille çözülememiş cinayetleri iki kefeye koyarsak benim için biraz daha ağır basıyor. ...tabii seri katil serisi de yine çok da severek yaptığım bir seri ama çözülememiş cinayetler gerçekten benim için de hem araştırırken hem bunları videolaştırırken aşırı heyecanlı oluyor. çünkü birçoğu open-ended bitiyor. Yani açık uçlu bitiyor sonunda ne olduğunu bilmiyoruz. Ve gerçekten bir film film gibi gizemli bir e, ortam yaratıyor bize. Bir 15-20 dakikalık zaman içerisinde. Mesela son yaptığım Phantom Killer Hayalet Katil videomdan da e, okurken, araştırırken bile kendim çok heyecanlanmıştım. Şimdi iç yüzün sorusuna şöyle cevap vermek istiyorum. Evet devam edeceğim. Zaten bir süredir bunun üzerine biraz araştırmalar yapmaya başladım ve buna dair de birkaç videolar artık daha da hızlandırmaya başladım. Bunun da bir kitlesi oluştu. İlk başlarda daha az yapıyordum. Çünkü daha az izleniyordu ama şu an güzel bir seviyeye geldi. Artık buna bu yola devam edebilirim. Çözülememiş cinayetler de o yüzden ağırlık vereceğim serilerden bir tanesi olacak. Dışında çok güzel serilerle gelecek bu arada. Paradox buvi Neden bu tarz videolarla uğraşıyorsun? Yani neden korku, katil videoları çekiyorsun? Diğer sorum ise... Bu tarz videoların araştırmalarını ne zamandan beri yapıyorsun? Ee, neden yapıyorum diye daha ancak soru cevaplarda da sanırım böyle bir soru vardı diye hatırlıyorum. Ama bir kez daha cevaplamış olayım. Televizyonda izlediğimiz programlarda, belgesellerden, kendim etkilenmiştim falan izlediğimiz filmlerden, dizilerden, okuduğumuz kitaplardan. Böyle de bir iş yapan yoktu YouTube'da yani. Bir Bunun seri halde bir belgesel şeklinde yapan kimse yoktu. Sevdiğimiz konu ben kendim yapayım dedim bakalım belki başarılı olabilirim dedim bu konuda. Sağ olun desteklerinizle de bir seviyeye geldim. Daha da büyümek istiyorum. Tabii ki bu büyümek hep beraber olacak. Birlikte büyümüş olacağız. Ne zamandan beri yapıyorum ama da cevap olarak birkaç senedir diyebilirim. Çünkü tamam okuyordum bu tarz filmleri, izliyordum. Bu tarz kitapları okuyordum ama araştırmıyordum açıkçası. Yani bu kadar fazla seri katil olduğunu da bu seriye başlayınca öğrendim. Şöyle tahmin ediyordum hani öyle tehlikeli bir yola giriyorum ki bu bir süre sonra bitebilir. Bittiğinde ne yapacağım peki? Çünkü hani seri katil. Adam, bu kaç tane olabilir ki? Bitebilir yani. Diye aslında tehlikeli bir yola girmiştim. Bugün 45. seri katil videomuzu yayınlamış bulunmaktayız. Belki daha 45 tane daha video bu şekilde yayınlanabilir. Yani inanılmaz... Ucu açık bir seri. Ali Emir yeni seriler gelecek mi? Gelecekse örnek verir misin abi demiş. Bu konuyla ilgili çok güzel iki tane size haberim ve müjdem var. Biraz daha işlerimin yoğunluğu yavaş yavaş azalmaya başladı. Artı karantina sürecine de giriyoruz. Artık iş güç olarak da daha çok zamanımızı evde geçireceğiz. Yani bir işte çalışmak gibi durum aslında olmayacak. Bu yüzden yeni başlamaya karar verdiğim çok güzel iki seri var. Bu başlamak istediklerime de iki tanesini özellikle birer tane video paylaştım. Bunlardan gelecek tepkilere bakmak için. Güzel, olumlu yanıtlar geldi. Evet bu bir seriye dönüştürülebilir hale geldi artık benim gözümde. Mesela bir tanesi efsaneleşmiş film karakteri. İlk videomuz Michael Myers'te. Michael Myers videomda sevildi sizler tarafından ve o videonun altına hala lütfen bu seri devam etsin diye yorumlar geliyor her gün. bu, bu bir seriye artık devam etmem gerekiyor. Bunun için sadece zamanım yoktu. Hem çözülememiş cinayetler, hem seri katiller, hem iş güç, hem de bir yandan efsanelemiş film karakter efsaneleşmiş film karakterlerini yapmak benim için çok zor olacaktı. Fakat şimdi artık buna zaman ayırabilirim. 3-4 tane video yapıp onları arka arka atmayı planlıyorum. Bir başka seri de yine kanalda o konu hakkında bir video paylaştım. Gizemli kayboluşlar diye bir seri yapacağım. Benden çok fazla kayıp hikayeleri isteniyordu. Youtube'da bunu yapan bazı insanlar var. Bu konuda da gayet başarılı açıkçası. Çok girmek istemiyordum. Yani onların alanına müdahale etmek istemiyordum. Zaten işlerini gayet iyi yapıyorlar. ekstra yap, benim yapacağım bir şey gerek yok diyordum. Ama çok güzel hikayeler gördüm. Ve bu hikayeleri anlatma ihtiyacı duydum. Yani bunları araştırıp size de anlatma ihtiyacı duydum. Kendi tarzımda kendi dilimde bunu size anlatmak istedim. Bunlardan da mesela bir video yaptım bir tane deneme için. Alman turistler kaybolmasıyla alakalı ölüm vadisinde. O videonun da bir like oranına baktım. Diğer videolara göre çok ciddi bir like aldı. Ve demek ki evet bu serinde bir izleyici kitlesi bulunabilir. insanlarla bunu izleyebilir araştırmalarım boşa gitmez diye düşündüm. Ee, i̇kinci diğer serimizde gizemli kayboluşlar. Yani yolumuza 4 seriyle devam edeceğiz. 2020 yılının sonundan 2021 yılının tam e, kapsamı içerisinde. Seri katiller olacak, çözülememiş cinayetler olacak, gizemli kayboluşlar ve efsaneleşmiş film karakterleri. Bu da çok çok güzel bir seri olacak bu arada. Yine abi çözülememiş cinayetler daha çok gelsin denmiş. Bu bir soru değil ama bir talep. Evet daha çok gelecek. King Exo Queen Ayeli Sence seri katillerin idam edilmesi doğru bir karar mı? Veya sen suçlu insanların idam edilmesine nasıl bakıyorsun? Düşüncelerin nelerdir? Bu arada çok seviyorsun Onur abi çok teşekkürler sen de seviyorsun. Eyvallah. Bence herhangi bir suçlunun idam edilmesi doğru değil. Neden doğru değil? Şimdi şöyle bakmak lazım. Kaç tane seri katil var? Kaç tane intihar edilmiş, kaç tane idam edilmiş seri katil var? Şimdi bunların arasında Yıllardır zaten devam eden bu şekilde bir adalet sistemi var. E peki bitiyor mu? Bitmiyor. Yani hep bir devam ediyor. Devam etmeye de devam ediyor. Ve yine başka suçlar içinde mesela özellikle cinsel saldırıların olduğu zamanlarda e, sürekli dönen bir şey var. Hani idam edilsin, hadım edilsin falan gibi gibi cezalandırma yöntemleri insanlar tarafından talep ediliyor. Fakat ya şimdi üç aşağı beş yukarı biliyorsunuz bu tarz suçları işleyenler zaten içeride idam ediliyor. Resmi olarak değil belki ama idam ediliyor. Peki bunu yapan adam bilmiyor mu bunu? Zaten içeride başına ne geleceğini bilmiyor mu? İdamdan daha beteri yapılıyor. E peki bu yola devam ediyor mu? Evet ediyor. Hiç de vazgeçmiyor. E nasıl olacak peki o zaman? O zaman bu doğru bir adalet tarzı mı sizce de? E değil tabii ki. Bunun yerine yani aslında şöyle. Cezacılık yerine insanları eğitmemiz lazım. Bu en büyük problemimiz bu. Mesela okulda da yani size sürekli ceza verildiğinde daha mı mutlu olursunuz? O cezanın üzerine yapılan veya yapılması gereken işi daha mı yüksek motivasyonla yapıyorsunuz, yapmıyorsunuz? İçinizden gelmeyerek yapıyorsunuz ve hayatınız boyunca da bir daha ondan beş uzak duracaksınız. Bu sizin psikolojinizi de bozacak. Yani bu yüzden zaten ben cezacı bir sisteme karşıyım. O yüzden ilk önce bunu çözelim. İnsanlar bu noktaya gelmesinler derdimiz bu olmalı. Onlara ne ceza vereceğimiz üzerine tartışmak değil. Knowledge'dan çok güzel bir soru gelmiş. Knowledge diyor ki daha önceki videolarında nispeten cevaplamıştım fakat üzerine biraz daha konuşmanı istediğim için soracağım. Sence seri katillerin dosyalarının yıllar sonra böyle paylaşılmasının potansiyel seri katillerin içgüdülerini uyandırıyor mudur? İlk önce buna cevap vermek istiyorum. Şimdi yıllar sonra böyle bir şey paylaşılmadı. Yani bunu yıllar sonra yapan tek ben değilim. Bu mesela normal bizim televizyon kanallarımızda hem de paralı platformlarda bile bu seri katillerin biz belgesellerini izliyoruz. Yani zaten benden önce yapanlar onu vardı. Yani bu durumda yıllar sonra bunu aslında ortaya çıkartmış olan ben değilim. Ben sadece bunu evet YouTube mecrasında yapan benim. Hayır, bu arada yine YouTube'da bunu çok fazla yapanlar. var. Sadece bunu bir seri olarak yapan yoktu. Yani benim gibi mesela en popülerlerini yapanlar vardı. İşte Ted Bundy en popülerlerinden bir tanesi o yapıldı. Albert Fish falan gibi isimler. Zaten bunları videolarını yaptılar. Ben bunu bir seri haline dönüştürüyorum. Zaten benden önce yapan vardı. İç güdülerini uyandırır mı? Yani bu öyle basit bir şey değil yani aslında. Hani şeye adam cesaretlendirir mi? Hani mesela bunların hayatını izliyor. Geliyor diyor ki al baksana yapan yapmış falan. Hani ben de cesaret etsem yapabilirim falan gibi bir düşünce oluşacağını ben zannetmiyorum. Çünkü işte öyle basit şeyler değil yani. Kimse kalkıp da birisini öldürme fikrini kafasına kesim yerleştirmesi neredeyse imkansız yakın. Bunun için psikopat olmak gerekiyor. Mesela bu psikopatlığı da YouTube'daki bir videomu hortlatır desen veya televizyon kanallarındaki her gün şiddet içerikli dizilerin yayınlanmasını. Çok çok göz önünde olan basit bir şey var ya bedavadan evde otururken bile şak diye açtım televizyonda her gün kadın cinayetlerini izliyoruz. Her gün kadınlara cinsel saldırıları izliyoruz. Kadınların eşlerinden dayak yemesini çok normal bir şeymiş gibi izliyoruz her gün televizyonda. Asıl problem burada. Asıl eğer birinin içerisindeki bir şey uyandıracak bir şey varsa işte bu televizyon kanallarındaki yayınlanan şeyler yüzünden. Her gün bir çete dizisi, bir mafya yeni dizisi çıkıyor ve burada da kadın bireylerin hep bir aşağılanması, hep bir bir mal gibi yani affedersiniz kullanılması onun üzerinden savaşların dönmesi falan. Benim olacaksın, yok oluyor benim olacaksın falan. Bunlar çok daha tehlikeli. Ve bunun dışında seri katillerin X kişisinin ölümünü merak ettiğim için öldürdüm. Sadece öldürmek istedim, keyifli olacağı için öldürdüm. Yok etmek istiyordum gibi sözleri sence başka insanları etkiliyor mudur? Bana kalırsa bunlar potansiyel şiddet eğilimini ortaya çıkaracak şeyler. Senin de fikrini merak ediyorum. Dipnot Videolarımda seri katilleri övmediğini ve sadece olay kısmını aktardığını biliyorum. Bahsettiğim öbür kaynaklar. Ee, tamam teşekkür ederim olur Yani kanalda benim e, nasıl niyetimin ne olduğunu anlamışsın. Bu da güzel bir şey. Bunun için gerçekten teşekkür ederim. Ee, en sonunda kalkıp da bir kişi sanırım bana bir kişi böyle bu yorum yaptı. Ee, seri katilleri övdüğünü farkındalamasın falan gibi. Adama vahşi diyorum. Hayvan diyorum. Acımasız diyorum. Bakın vicdansız diyorum. Bir kere vahşi diyorsun. Ya bunu nasıl övebilirsin ki? Övme şansın yok. Bir nasıl... Vahşi olan şey güzel midir sizce? Asla değildir yani. Devamındaki X kişisinin ölümünü e, merak ettiğimiz gibi sözler e, başka insan etkiliyor mu? E, ya Aslında yine az önce yukarıdaki söylediğimde yine benzer şeyler. Bu taşlar kolay kolay etkilenmez. Mesela hmm, kim vardı bununla ilgili? Edmund vardı. Niye? Dedesini ve şey pardon e, anne, anneannesiydi. Anneannesiydi sanırım. Anneannesini öldürmenin nasıl bir his vereceğini merak ediyordu ve sonra öldürdü. Ondan sonra dedesini de görüp üzülmesin diye dedesini öldürdü. Gördük bir tane adam bunu yapmış değil mi? Mesela hani biz de çok sinlendiğimiz zamanlarda, yani özellikle çok sinlendiğimiz zamanlarda birisinin ortadan kalkmasını istiyoruz yani. İstediğimiz oluyor. Ama çok kısa sürüyor bu. Ne kadar sürüyor? Bir saniye. Aa, keşke ölsen de senden kurtulsak falan gibi cümleler. insan kafasına bir saniye salise hatta şimşek gibi çakar gider. Yani bu bu bir gün içerisinde hep düşündüğün şey olmaz. Çünkü bu hayatın senin burada şu mevcut yaşadığın dünya içerisindeki senin için doğal olmayan bir şey. Şimdi bu doğal olmayan yolda zaten birkaç tane örnek var. Bunlar da bizi etkiler mi? Yani bu adam mesela yapmış ben neden yapamayayım gibi bir düşünceden bahsediyorsun. Öyle kolay değil bu işler. Yani o psikolojiye gelmek öyle kolay değil. Bir, bir yerden gördüm de işte hadi bakalım ben de aynısını deneyeyim. Bak o yapmış ben de yapamayayım bende de bu cesaret var falan deyip kendini öyle cesaretlendiremezsin. Bunlar bambaşka yollar. O yüzden asla bu tarz şeyler insanları etkilemez. Ya beni etkiler mesela o zaman. Kaç? 90 videoya yaklaştık herhalde. 90 video falan oldu. 90 videodur. Yaptığım videoları görüyorsunuz. Benim etkilenmem lazım. Burada da soru cevapta şu anki konuşma tarzımı ve düşüncelerimi görüyorsunuz. Demek ki etkilemiyor. Bunun için gerçekten insan içinde olması gerekiyor. Yani çok klasik bir laf var ya. Annelerimiz derdi insan içinde olacak falan işte. Bu da böyle bir şey yani. Queen BVA seni çok seviyorum. Bunu okursan sevinirim. Azerbaycan'dan selamlar. Çok teşekkür ederim. Queen BVA. Mesajını da istediğin gibi okudum. Azerbaycan'a da buradan selamlar. Doğan Aydın. Hapishaneden kaçış ve Türk seri katiller adlı yeni serilere başlamayı düşündüğünü söylemiştin diye hatırlıyorum. Ne zaman başlarsın reis? Beklemi değil. Türk seri katilleri bu arada başladım. Yani ara ara yapıyorum sadece. Türk seri katilleri ara ara yapmamız sebebi de şu... Ya gerçekten kaynak yok. Adamlarsa yabancılar hakkında inanılmaz kaynaklar var. Türkler hakkında yok. Fotoğraf yok ya mesela. Ya bir tane seri katil yapıyorsun. Adamın fotoğrafı yok ya bir tane fotoğrafı var sadece. Şimdiye kadar iki tane seri katil yaptım. İki tane videoda katillerin fotoğrafını beş tane koymuşumdur belki en fazla. Görsel yok elimizde. Bu bir. iki e, Kaynak çok az. Bununla ilgili kaynakları toparlamaya çalışıyorum. Bir iki tane güzel kaynak şu an keşfettiğim kitapları aldım. Ama biraz daha toparlayabilmem lazım ki size e, çok basit herkes... Mesela bu Türk seri katillerle ilgili YouTube'da video yapanlar var. Ama biliyorsunuz benim kanalımdaki konsept ne? İşin daha e, içine doğru gitme işi var. Yani daha üstün körü bir anlatış yapmıyoruz kanalda. Yoksa 3-5 dakikalık videolar olurdu zaten. Ama daha çok dikkat edip işte... E, çocukluktan başlayıp giriş, gelişme, sonuç düzeninde gittiğimiz bir sistem yapıyoruz. Bunun için de biraz bilgiye ihtiyacım var. E, bu bilgiyi de araştırıyorum bulduğum zaman, yani rahata kavuştuğum zaman bilgi konusunda. Mesela 3-5 tane seri katil arka arka yapabileceğim seviyeye geldiğimde o zaman tabii ki yapacağım. Hapishanede kaçışla ilgili de sanırım yakında başlayacağım. E, fakat bunu da toparlayamadım. Henüz kafamda toparlayamadım. Evet böyle bir fikrim vardı. Güzel bir konu çünkü. Ama daha henüz kafamda toparlayamadım ya onu. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir, bir toparlarsam. Hani belki en azından yine diğerleri gibi bir video ortaya salıp. E, hem de denemiş olurum. Bir, bir şey belki yapabilirim. Bakacağım Doğan buna da bir ara. Zlatan İbrahimovic. Bakın Zlatan İbrahimovic bile benim kanalı izliyor. Zlatan İbrahimovic demiş ki. Kral gençlere ne tavsiye edersin? Ne konuda ne tavsiye ederim? Gerçekten çok ucu açık. Eğitimle falan ilgili belki bir şeyler olabilir. Karakterle ilgili belki bir şey olabilir. Hani gençlere değil bunu aslında herkese tavsiye etmek gerekiyor da. Vicdanlı olunması, anlayışlı olunması, e, toleranslı olunması. Bunlar çok önemli. Yani mesela ülkemizde artık kimsenin kimseye bir saygısı kalmamış. Saygıyı boş verin. Tahammülü kalmamış. Tahammül seviyesinin bittiği nokta çok tehlikelidir. Yani insanlar birbirine düşman olur. Bugün mesela bir haberlerde gördüm. Adam e, ambulans şoförünü dövüyor ya ve polis olduğunu iddia ederek yapıyor bunu. Normal sıradan bir vatandaş. Lan ambulans süpürünü nedir dövüyorsun? Sana yol vermek zorunda mı? Adam ambulans silenleri yapmış gidiyor kardeşim. Ne diye adamı dövüyorsun? Ya yani insanlar birbirine tahammülü kalmamış. Tavsiye edeceğim şey anlayışlı bireyler olunması. Ve sizin de yarın bir gün çocuklarınız olduğu zaman aynı şekilde anlayışlı bir birey olarak yetiştirmeniz. Bunlar çok önemli şeyler. İkinci şey Eğitim, 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 eğitim. Ya ben de çocukken okula giderken sıkılıyordum. Hani okula gitmek falan istemiyordum ama eğitimin ne kadar önemli olduğunu oradan çıkınca anlıyorsun. Yani bir de hiç okumamış olmayı düşünün mesela. Hiçbir şey yapmamış olmayı düşünün. Ne kadar geride olurdunuz. Ne kadar kötü bir noktada olurdunuz. Geri kalmış toplumların da bir dünyayı ne kadar etkilediğini ve nasıl etkilediğini de şahit olarak zaten yaşıyoruz. O yüzden bu çok önemli. En önemli tavsiyem bu ikisidir bence. Tabi sporla ilgilenen güzel şeyler. Sağlıklı kalın en önemli tavsiyem. Ee, Sarı Koala sormuş. Hangi seri katilin hayatını bizzat görmek isterdin? Hikayelerdeki ilahi bakış açısı gibi düşün diyor. Çok böyle merak ettiğim biri çıkışı vardı. Hayatını bizzat görseydim tabi uzaktan. Çünkü yakına çok fazla girmek istemeyebilirim. Ama e, böyle tahmin ettiğim bazı çok yani videoları yaptığımda evlerine de atıyordum ya evlerin fotoğraflarına kadar iğrenç evler falan diye birçok pis insanlar birçoğu bazıları tamam gerçekten evet düzenli de bizzat Manson'ı görmek isterdim. Manson çünkü bu konuda aşırı önemli. Yani şöyle şimdi çok ciddi bir azmettirici ve azmettirdiği suçlar da yine çok ciddi. Bunu yapan insanlar nasıl yapıyorlar? Ne diye yapıyorlar? Hani ne dese yapıyorlar falan. Ne yapıyordu? ya yani onun, onun tarikatının yanından ayrıldıktan sonra ne düşünüyordu, ne söylüyordu? Mesela bunları gerçekten görmek isterdim. Bu noktaya nasıl evrildiğini daha iyi tam gö kendi gözümden görmek isterdim. Mesela tarikatın yanından ayrıldıktan sonra gördüm salakları da kandırdım falan gibi şeyler söylüyor muydu acaba? Bunları merak ediyorum. Bu yüzden Manson'inkini sanırım görmek isterdim. Ha, diğerlerinin de bazılarını isterdim ama eğer bir hakkım varsa bu Manson'dır bence. Bu arada Manson'da hani seri katil mi değil mi tartışması çok fazla dönüyor. Aslında kendisinin işlediği bir cinayet hiç yok. Yani tek cinayet işlememiş adam. Ama azmettirici yani Manson'ı bir beyin adamların da vücut olarak düşünürsek o vücudun seri katil olduğunu tabii söyleyebiliriz. Memphis10 sormuş hangi seri katilin olduğu şehirde yaşamak isterdin? Hiçbirinde yaşamak istemezdim herhalde yani. çok tehlikeli bir şey. Ölmek istemiyorum yani. Adamlar da tehlikeli. Yani yarın yolda denk geldiğin birisi canı sıkıldı diye seni öldürebilir. Zaten bu tarz problemleri Türkiye'de yaşıyoruz. Bir de öyle bir seri katilin olduğu şehirde yaşamak hiç istemezdim yani. Cemre Romanov o zaman bu tarz olayları araştırmasını iten ne? Ne zamandır araştırıyorsun ve hiç başına paranormal bir şey geldi mi? Ya da korkuyor, korkmuyor musun videolar yaparken? Çok oldu ama olsun. Bu arada yine mükemmel bir video. Anlatımın çok iyi. Teşekkür ederim Cemre. Bazı soruları cevaplamıştım. Onlara geçiyorum paranormal başıma bir şey geldi mi? Gelmedi. Paranormal olan hiçbir şeye inanmıyorum çünkü. Bu yüzden gelmemiştir büyük ihtimalle. Paranormal olan hiçbir şeye inanmıyorum. Çünkü olmayan şeyler. Olmayan şey de hadi başıma hiç henüz gelmedi. Gelebileceğini de zannetmiyorum. Gelse de bugün. Manfred sormuş. Ne sormuş? Sherlock Holmes kitap serisini okudun mu ve seri hakkında düşüncelerin diye sormuş. Ya Sherlock Holmes'i çok okumadım ya. Yani dizisini falan izledim ama nedense kitaplarını hiç okumadım ya. O yüzden e, bir fikrim yok şimdi ne söylesem yalan olacak. Mert Kiraz, abi cinayet videolarına devamı gelecek mi? Bence kanalın en iyi konsepti dizi gibi. Cinayet videoları dedi sanırım çözülememiş cinayetler. Evet onu da işte söylemiştim az önce de Mert. Devamı gelecek. Şimdi çok güzel bölümler gelecek. Çok güzel bölümler var. Kara Panter'in bir sorusu var. Daha önce soru cevaplarda cevaplamıştım. Ee, hadi Kısaca bir daha cevaplayayım. Abi seri katiller arasında senin hikayesiyle en çok etkileyen seri katil kimdi? Bunlardan işte mesela daha önce söylediklerimden sanırım şeydi. David Berkowitz olması lazım beni çok etkilemişti. Yine Manson söylenebilir. Bunlardan birisi az önce de söylemiştim Manson'a. Bayram Akın sormuş. Abi haftada 3 video yayınlasan olmaz mı? Tekrar tekrar izliyorum. Ve en psikopat kim sence demiş. Ya haftada 3 video yapmam imkansız en azından şu süreçte. 2 video bile yapabilmekte zorlanıyorum. Biraz hızlanabilirsem belki belki sonrasında yapabilirim. Ted Bundy en psikopatlardan birisi. Kemper öyle. Dahmer öyle. Ee, Dahmer özellikle çok psikopat. Berkowitz, Seminoğlu öyle. Manson öyle. Psikopatlıkta hepsi birbiriyle yarışır ya. Dahmer biraz daha fazla psikopat olabilir belki. ya. Çünkü hani öldürüyor insanları canlı canlı zombiye çevirme çalışıyor falan. Beyinlerine kimyasal enjekte ediyor. Çok ciddi psikopatlık derecesi bu ya. Normal bir şey değil yani. Belki olabilir. Onu diyebiliriz. Hannibal Lecter hakkında bir video yapar mısın? Evet. Yapacağım. Efsaneleşmiş film karakterlerin ikinci bölümü Hannibal Lecter olacak. Ne diyor bu deliğini? Sormuş. Seri katillerden e, sempati beslediğim birisi var mı diye. Seri katillere sempati niye besleyeyim ki? Bunlar sempati beslenecek insanlar değiller. Çünkü bir kahraman değil. Sempati kahramana beslenir. Katile sempati beslenmez. Eğer sen de besliyorsan vazgeç. Kanalın altında bazı yorumlarda görüyorum yani konu açılmışken bu konuya da değineyim. Seri katilleri sempati duymayın ya. Yani belki hayat hikayeleri sizi etkilemiş olabilir. Beni de etkiliyor zaten ki videosunu yapıyorum ama yani bunları sevmeyin, bunlara sempati duymayın. ...işte... bazıları yakışıklı olduğu için insanlar tarafından sempati duyulup seviliyor falan. Ama sevilecek gibi değiller yani. Kimse kimse bir katil olmak istemez. Hayatın içerisinde normal olmayan davranışlar bunlar. Eğer birisi bir katil olacağını iddia ediyorsa, buna dair planları varsa psikopattır. Başka bir cevabı yok. Ve psikopatlık da normal bir şey değildir yani az önce söylediğim gibi. Acilen hastaneye yatıp tedavi edilmeli. Karabağ Azerbaycan'dır sormuş. Merhaba abi ellerine sağlık. Bana çok meraklı gelen, gelen o geçmiş zamanlarda olan seri katiller çok mu akıllıydı ki uzun yıllar bulunamıyordular ya da hiç bulunamıyorlar, bulunamıyordular. Okuyamadık ya resmen. Ee, evet şimdi söyleyeceksin ki teknoloji çok elçi etmiş ama ipuçlarını şimdi de saklayabilirler ya da yüzlerini saklayabilirler ama Şimdi çok çabuk bulunuyor. Bununla ilgili fikirlerini çok merak ediyorum. Ya zaten aslında cevap vermişsin. Evet teknoloji gerçekten bu konuda çok önemli. Yani akılla mıkıla alakası yok. O günkü akıl neyse bugünkü akılda aynı akıl. Ama e, teknoloji bu konuda çok önemli. Yani artık çok rahat yakalanabiliyor. Şimdi bir yerde mesela şöyle bir yerde bir cinayet işleniyor. Ölüsünün bulunması o dönemde daha geç oluyordu. Daha geç olduğu için ipuçları hep geriden geliyor. Ama şimdi saniyesinde bulunuyor. Çünkü cep telefonu diye bir şey var. Mesela arıyorsun. Ulaşamıyorsan merak ediyorsun. Bu işte bir problem var diyorsun. Neden ulaşamıyorum saatlerde falan. Bir araştırmaya geçiliyor ve bulunuyor. Bunun önemi çok yüksek yani. Bu yüzden Mert Cengiz'den güzel bir soru gelmiş. Bu kadar cinayet videosu anlatıyorsun ve araştırıyorsun. Hiç içinden cinayet işlemek gelmiyor mu? Gelmiyor. Güzel bir soru. Ama içinden tabii ki cinayet işlemek gelmiyor. Karıncayı bile öldürmem yani. Karıncayı bile öldürmek... Hiç i̇çimden gelmez. Güzel bir soru ama. Teşekkürler. Menekşe güzel. Böyle bir kanal açmak aklına nereden geldi? Ee, böyle bir kanal açmak işte az önce de söylemiştim. Bu işi yapan yoktu. Bu belgeselleri ben de seviyordum. Ee, yapan yok ben de yapmıyorum. Bakın demek ki böyle bir ihtiyaç varmış demek ki YouTube'da ki beni buldunuz geldiniz işte bu videoları izliyorsunuz kanalda sevdiniz. Ben de bu boşluğu doldurmaya geldim. Herkesin yaptığı işin aynısını yapmaya gelmedim yani. O yüzden biraz daha farklı bir tarzda ilerliyoruz. 10 yaşında bunları izlemem normal mi demiş Erol Ulu Teçi. Kardeşim normal değil 10 yaşındasın ya sen ne yapıyorsun? Kapat kanalı hemen çık kanaldan çık çık. Adenada'dan harika bir soru gelmiş. Demiş ki bir masa etrafında 3 katille sadece 1 saat sohbet edip sorular sorma hakkınız olsaydı bunlar hangileri olurdu? Ve hangi katile neyi sorardınız? Çok güzel bir soru gerçekten. Çok güzel bir soru. Ee, çok da zor bir soru. Bunlardan bir tanesi kuşkusuz Jeffrey Dahmer olurdu. Jeffrey Dahmer'a e, şunu sormak isterdim. röportajlara falan soruyorlar kendisi ama kendim de bunu canlı canlı dinlemek merak ediyorum. Bunu da duymak isterdim. E, gerçekten canlı insanların kafasına enjekte etti kimyasalla yani onlara lobotomi yaparak gerçekten zombiye dönüştürebileceğini zannediyor muydu? Bu inanılmaz bir psikopatlık çünkü. Ya, düşünsenize canlı canlı insanı beynini yok ediyor ve bunu zombi yapmaya çalışıyor. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz. Yani gerçekten bunu bunu hangi akılla ya da bunu nereden duydun, bunu nereden öğrendin, nasıl bu bilgiye edindin, canlı bir insanın zombi yapılabileceğini. Bunu çok merak ediyordum. Bu soruyu sormak isterdim ona. Bir diğeri David Berkowitz. Şimdi David Berkowitz'in olayı şöyle. Bunu birçok videoda söyledim. Berkowitz'in neden cinayet işlediğini bilmiyoruz. Adam yani itiraf etmiyor. Genelde seri katiller itiraf eder. Bu şöyle bir şey diyor. Kendisinin çok psikopat birisi olduğunu söylüyor. Mesela diyor ki üst katta diyor. Sem benim babam diyor üst kattaki komşum. Ve o bana cinayetleri işlememi söylüyordu. Ben de bu cinayetleri işliyordum. Halbuki olaydan sonra öğreniliyor ki o komşu ve bu adamın hiçbir alakası yokmuş. Komşunun dünyadan haberi yok yani. Adamın alt, kom alt komşusunun kendisine Böyle bir takıntılı olduğunu farkında bile değil. Ee, neden masada Berkovis olsun diyorum? Çünkü Berkovis'in şöyle garip bir özelliği var. Hedef yok. Öldürdüğü da hedef yok. Çoğu bir sebepten dolayı benzer cinayetler işliyor. Zaten bu da seri katil olunabilmesi için en önemli şartlardan birisi. Ama Berkovis'te bu yok. Yani yolda yürürken birisini öldürebilir. Aslında öldürdüğü insanların birçoğu daha önce hayatında hiç görmediği insanlar. Çok garip. Yani hedefsiz. Hedefsiz yola çıkıyor. O yüzden onunla da neden, neden yani canım sıkılıyordu da bunu yaptı. Ee, merak ediyorum. onu konuşmak isterdim. Üçüncüsü Manson olurdu. Nasıl kandırdın insanları böyle? Yani tamam tarikat liderleri e, dinle insanları kandırabiliyor. Şimdi Manson da bir felsefe üzerinden zaten insanları kandırıyor. Ama gerçekten amacın hani şey miydi ya? Katliam çetesi kurmak mıydı? Bir Sürekli insanları öldürebileceğin bir şey mi kurmaktı? Ya da daha ulvi bir yere gitmek istiyor muydun? Eğer bu kadar kötüye gitmeseydi işler diye. Bunu merak ediyorum. Manson'a da sormak isterdim. Bu videonun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğen butonunu tıklamaya üşenmeyin. Kendinize iyi bakın.